Galeri onu temsil ediyor. Orada doğmuş. Göbek bağısı bile orada doğmuş. Böyle bir piyasa yokken, böyle bir kavram yokken Türk çağdaş sanatının hikayesini 80'lerin başından itibaren başlatan ana galericidir Yahşi Baras. Yahşi Baras aslında meseleye çok profesyonelce girdi. Bilmem küçük bir galerisinde şu veya bu sanatçının resimlerini satıp 3-5 kuruş kazanma yolunu yeğlemedi. Galericiliği doğurdu Türkiye'de. Türk resminin büyük ustalarını gün ışığına çıkarmasını bildi. Çok ilginç sergiler hazırladı. 75 yılında Galeri Baraz açıldığında gazetelerdeki haber şu: Türkiye'nin en büyük sanat galerisi açıldı. Ufak tuvaller yapılırdı. Mekan meselesi vardı. Sanatçıların atölyeleri yoktu. Baraz da Türk sanatçılarına büyük tuvaller vererek, aylık maaşlar vererek, evi büyük olduğu için atölye olarak kullanmasını da sağladı. Destekledi onları bir bakıma. Çok önemli yapıtların çıkmasına da sebebiyet verdi. Bizim koleksiyonumuza olan katkıları tabii zincirleme giderek bugün o koleksiyonun tamamının İstanbul Modern'de sergilenmesi nedeniyle Yahşi Baraz'ın burada çok büyük bir izi vardır. Yani İstanbul Modern'de bıraktığı iz çok derindir. Onun koleksiyonerlere katkısı bizim ona katkımızın çok üstündedir. Doğrusunu söylemek lazımsa üstündedir. Yahşi Bey, ben kitap sevgisini biliyorum. Yani sabahın her hafta köründe gidiyor, eski kitapçıları karıştırıyor hala. Hiç bu tutku. Bu başka bir şeyle açıklanamaz yani. Bu hani bir meslek sevgisinden de öte, bu bir tutku. Dışarıdan gelen yabancıları biz bugün Türkiye'nin sanatını göstermek istediğimizde hemen Yahşi'ye bir telefon açıyoruz. Yahşi, biz geliyoruz, dışarıdan birileri geldi, senin şu koleksiyonu gösterelim. O da memnun ediyor bununla bak. Çok sofistike ve elit bir kişilik. Ona Türk toplumunun teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bugün bir sanat envanteri yoktur. Bu envanteri de tek başına biriktiren kişi Yahşi Baraz'dır. Yani Yahşi Baraz nedir? Bugünkü kişiliğiyle Yahşi Baraz bence içinde, şu anda içinde olduğum bu Babil Kulesi'nin kuran kişi. Bence yani olmadık. Bu gizemsi dünyanın yaratıcısı.